Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, aslan burcundaki dolunay 8. evinizde parlıyor olacak. Bu dolunay özellikle ilişkilerinizle bağlantılı olarak buralardaki bazı kararlarınız, özellikle hisseli paralar, paylaşımlar alanında dönüşümler getirebilir. Evlilikler, ayrılıklarla bağlantılı bir nafaka konusu, bir tazminat, belki bir miras konunuz var, bir size ait bir mülkün satılması, kiralanması ile ilgili gelirler ya da giderleriniz var. Bir kredi almak ya da bir borcu ödemek, yapılandırmak, emeklilik sigorta gibi bir konu mesela. Bunlarla ilgili süreçteki gelişmeleri hızlandırırken bazı sonuçlar almanızı ve içinde bulunduğunuz şartların biraz daha netleşmesini sağlayabilir. Aslında büyük oranda şimdi bunları bir toparlama dönemindesiniz. Belki ertelediğiniz şeyleri, yapamadığınız işleri şimdi yapmanız gerekebilir. O yüzden çalışmanız gereken bir dönem. Tüm bunlar olurken tabii ki yorulabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin genelinde, ayın genelinde. Merkür ayın 11'ine kadar burcunuzda olacak ki bu zihinsel anlamda, düşünsel anlamda sizi destekliyor. Plan, programlar yapabilir. Bunları özellikle disiplinli bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Ayın 11'inden sonra Kova burcuna geçecek Merkür ve bu anlamda ticari gelirler, para akışı, alışverişler, para hesapları, bu alanlarda özellikle işten gelen gelirleriniz ya da işte bağlantılı parasal hesaplarınız buraları biraz daha netleştirmeye başlayacak ve daha fazla düşünceniz hesap işlerine, para işlerine yönelmeye başlayacak. Eğitim gibi konulardan para kazanabilirsiniz. Tabii ki her türlü böyle iletişimle ilgili, tasarımla ilgili alanlardan da yine parasal kazançlar elde etmeniz mümkün görünüyor. Ama eğitimle ilgili ya da herhangi bir seyahat için para harcamanız da gerekebilir sevgili oğlaklar. Venüs ve Neptün Balık burcunda birleşiyorlar. Ayın 14'ü, 15'i, 16'sı 3. evinizde romantik, güçlü bir birleşim var. Bu tabii sezgisel önemli açılımlar, işte böyle sanatsal ilham, ruhsal akış. Hani buralarda böyle güçlü bir enerji veriyor. Aslında sizi zihinsel anlamda, yaratıcılık anlamında çok destekliyor. Eğer böyle tasarımla uğraşıyorsanız, sanatla ilgileniyorsanız, bir şeyler yazıyorsanız, edebiyatla falan uğraşıyorsanız çok da yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Aynı zamanda yakınlarınızla ilişkilerde özellikle kardeşleriniz, akrabalar ya da İşte yakınlarınızdaki komşular, hani bunlarla ilişkilerde daha rahat empati, anlayış geliştirmeniz, hatta böyle yardımlaşma temalarının olması mümkün. İşte romantik bazı gezileriniz, seyahatleriniz, hafta sonu tatilleriniz falan olabilir. Hani bunlar da mümkün Venüs Neptün kavuşumunda. Ve ayın 19'una itibaren Güneş artık Balık burcuna geçecek ve ayın 20'sinde Balık burcunun bir derecesinde yeni ay doğuyor. Yeni ay 3. evinizde doğacak. İşte bir düşünce, bir ilham, bir fikir getirebilir size bu. Yeni bir başlangıç, bir güzel seyahat, tatil organizasyonu ya da yaratıcı alanda işte bir kitap yazayım, bir şey tasarlayayım, bir proje üreteyim. Yani bunun gibi bir fikir, kardeşlerden gelebilecek güzel haberler, teklifler. Hani tüm bunları tetikleyebilecek bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle bir derece ve yakınlarında değişken burçlarda, balık, başak, ikizler ya da yay burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu etkiler, bahsettiğim tesirler sizin için çok daha önemli olabilir, çok daha etkili olabilir. 20 Ocak'tan itibaren Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter de Koç burcunda ilerliyor. Büyük şans Jüpiter, küçük şans Venüs. Astroloji bunu bu şekilde kabul eder. Ve ikisinin bir arada olduğu zamanlar yılın gerçekten keyifli ve şanslı dönemleridir. Fırsatlar daha fazla artar hayatımızda. Şubat'ın son günlerinde ve önümüzdeki Mart'ın ilk günlerinde Venüs Jüpiter böyle birlikte olacaklar Koç burcunda. Sizin 4. evinizde olacak. Bu dönemde kısmet, şans, iyileşmeler, parasal da olabilir, maddi manevi her anlamda daha özel hayatınız. Ev, aile konuları, yuva konularıyla ilgili olabilir. Aileyle daha rahat ilişkiler, sizi mutlu edecek gelişmeler olabilir aile ortamında. Ev, yuva alanlarındaki beklentileriniz daha olumlu olabilir. Şanslarınız var. Yani bir evi satmak, bir toprağı satmak, bir mülk almak istiyorsanız mesela şanslı bir dönemdesiniz. Ya da evlilik, yuva kurma gibi konuları da destekleyebilir buradaki Venüs-Jüpiter kavuşumu. Ya da aile ilişkilerinizi güçlendirebilir. Evinizi güzelleştirebilirsiniz, dekore edebilirsiniz. Bunun gibi etkiler olabilir. Şanslı olduğunuz alan özellikle özel yaşam, ev, yuva alanlarında ay sonundan itibaren güçlenmeye başlıyor sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.